Mesela 2021'de 100 liraya alınan bir mal 2022 yılında 180 liraya alınabiliyorsa bu durumda 2022 yılının enflasyonu %80. 2023 yılında yıllık enflasyon 50 puan azalarak %30'a düşerse aynı malı 90 liraya değil 234 liraya alınabilecek demektir. Enflasyon ancak yıllık bazda %-50 çıkarsa o takdirde senin o malı yarı yarıya azalmış fiyattan alabilme imkanı olur. Dolayısıyla gittiğimiz yer şu. Baz etkisinin azalması millet bunlar teknik anlamayabilir. Geçen sene aldığın o fiyattan alabileceğin anlamını unut artık. Biz onunla savaşmıyoruz. Kavgamız o değil bizim. Bizim kavgamız şu. 200 lira var ya 200 lira. 200 lirayla geçen sene bu vakit kiranın ne kadarını ödüyordun? Kaç yumurta alıyordun? Ne kadar peynir alıyordun? Asgari ücret Şimdi ne kadar alıyordun? Karşılamıyor. Niye Karşılamıyor. Ya? Olmuyor. yetmiyor. Söylemiyor. Biraz önce verdim örneklerini. Bakın başka bir şey söyleyeyim. ya söyleyeyim. Rakamların Bunları küçümsüyorsunuz. Sanayi elektriği. Ekim 21'in rakamları e, önünde asgari ücretin alım Aralık 2022'nin sanayideki elektriği önünde ya Umuriyet TL bazında %600 dolar bazında %283 artmış ve ben şöyle söyleyeyim size benim gördüğüm siz ne yaparsanız yapın bu ülkeyi önlü seçim olduğu için tüketimi canlı tutabilmek için doların artma pahasına bu kadar hayatın zorlaşması adına ve şimdi de o doları tutabilmek için çünkü şu anda ekonomi dolara endekslendi. Millet dolar üzerinden ekonominin iyi olup olmadığına bakıyor artık. Ama yarın bir gün bu seçim dönemi bittiğinde Ağustos bölgenin yaz ayları bittiğinde o kış ayı geldiğinde durumu göreceğiz. Allah, i̇ster iktidar olan devam etsin, ister de muhalefet olan devam etsin. Hocam son cümle. Temizlerim. Ben, ben şöyle söylüyorum size. Bitirin ben diyorum ama, ki ama, bak yüzde dokuz buçuk üzerinden euro bond alıyorsun, faiz ödüyorsun çatır çatır. Kime ödüyorsun? Hansa, Maria'ya, Pol'e. Gayrimilli dedi Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Pardon kim gayrimilli? Gayrimilli kim pardon? Sen yüzde dokuz, dokuz buçuk onla dolar üzerinden, euro üzerinden borçlanırken milli oluyorsun. Diğerleri sana göre gayrimilli. Neye göre, kime göre? Efendim siyaseten tercihleri öyle. Bunlar 6 artı 1. Kardeşim milletin bunlara karnı tok. Benim söylediğim o. Yani şimdi neticede de örnek vermeyeyim diyor. Ben kesinlikle diyorum ki kesinlikle. kardeşim şu anda bu ülkede hayat pahalılığı devam ediyor. Ben millete şunu Ay. soruyorum herkese. Beni seven sevmeyen hiç önemli değil. Arkadaş şu anda hangi gündeyiz biz? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı? İkisi mi? Üçü mü? Üçümüne döndük mü? Dönmedik daha değil mi? 2 Şubat 2023. Gözünü kapat kardeşim. Balık hafızalı olma. 2 Şubat. Yani bundan tam bir yıl önce. Bırak 2021'e. 2022 tarihinde bu ülkenin milli parasının en büyüğü olan 200 lirayla ne alabiliyordun? Şimdi ne alabiliyorsun? Senin satın alma gücün ne? Ha ne oluyor biliyor musun? Ben bunu hep söylüyorum. Son cümleyi söyle. Ben, ben bunu söylüyorum. Doğru. Zengin yaşayanlar var, iyi yaşayanlar var. Beni 9 sınıfta sayabilirsin. Ama benim rahatsızlığım oportunist davranıp, fırsatçı davranıp, birilerine yaranıp, benim milletimin çoğunluğunun yaşadığı sorunu göz ardı edip, efendim günlük gülistanlık ne var bunda? Ekmek bulamıyorsa pasta ye demek değil. Benim işim o değil. Benim işim o değil. Ben önümdeki gerçeği görerek konuşurum. Onun için diyorum ki, bak öp, örneği vereyim. Sarıyer'de Ferah Mahallesi yaşıyorsun değil mi? Al çocuğunu, parka getir. Orada bir park var. Oradan sahil gözüküyor. Onun önündeki milyon milyon araçlara bak. Senin senin balık ekmek yediğin var ya rakamı o aracını çeksin de getirsin diye valeye para olarak veriyor kardeşim. Senin bir ayda çalışıp hacının söylediği sığdıramadığı 8506 lirayla o 4 kişi 5 kişi yemek yiyor orada. Benim rahatsızlığım bu. Peki hocam. Sen eğitim öğrenimden bahsediyorsun değil mi? Çok güzel. İyi e, yapılanlara tamam söyleyelim. Ama kardeşim ben diyorum ki bu ülkede okul yüzü göremeyenler var ya yok bunları ne yapacağız ya. yok Bunları Okulları, ne yapacağız ya? Sen töreni, onları, sen onları pide 99, 99 salonlarında, çay Türkiye'de salonlarında, mola yerlerinde, oranı. karın toplumuna çalıştıracaksın. Yok, doğru saat. Değil, ondan, saat, ondan sonra doğru cümhuriyetin doğru çocuklarına değil, fırsat eşitliğinden bahsediyor. Benim protesto ettiğim karşı olduğum bu. 25 dakika Haksızlık bu. Ya. Haksızlık bu. Reklam, bu reklamı kapatalım. Mesele bu. Bunlara cevap vereceksin tamam. kardeşim. Teşekkür ederim. Do domates, biber, patlıcandan beni eleştir. Küçümseyebilirsin. Onun cevabını sana vatandaş verir. Birkaç dakika çok kısa bir reklam arası ardına devam edeceğiz. Özellikle terör konusunu ve Yok ee, bununla ilgili var. Doyamadılar. Ben şimdi Baş, konuştukça onlar yeni yeni şeyler çıkarıyorlar. Yok. Doyamasınlar. Sana sonra diye vatandaş edelim. gerçekleri Oca, görsün. Devam edin de Devam et. Devam et. Devam Sağlı sollu devam ediyor. Özellikle terör konusunda konuşmak istiyorum ama ekonomide ve ekonomik ekonomi verilerde ve bunun siyasete etkisi konusunda stüdyoda çok ciddi bir tartışma var. Öyle zannediyorum ki Cem Küçük de buradan cevap verecek. E, fakat ben aynı zamanda konsoloslukları kapatılan e, büyük elçilikler üzerine de konuşmak istiyordum. Çünkü terör önemli bir uyarı. E, Süleyman Soylu bugün çok ciddi açıklamalar yaptı. Bu konuya da gelmek istiyorum. Ama söz Cem Küçük'te. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben bu muhalif olan insanlar en keskin muhalif bile. Buna Aytuğ Bey de dahildir. Tahmin ediyorum. 2007'ye kadar iyidir diyen var. 2012'ye 13'e kadar da iyi yönetti diyen var. Erdoğan o zaman da süper oy mu aldı? %50 aldı. En iyi aldığı oy olur. Türkiye'de CHP iktidarda olsa muazzam işler de yapsa alacağı 50-51'dir. Bir, bir, küçük parantez adım geçtiği için ben o grupta değilim. Peki ben, tamam. Vatandaş hissetmedi diyenlerdenim. Peki ben 2007 ben 2007, 2007 ben 2007 11'e kadar şeydir değil. Millet vatandaş böyle hissetmedi. Ekonomik sıkıntılar, kira bunlar zaten görülüyor bilmem kimse inkar etmiyor ki. Dünyada da bir kriz, petrol fiyatları uçmuş, gitmişler ve geliniyor. Ama bir şeyin en pahalısını söyleyince öyle olmuyor. Şimdi bak bana da Anadolu'dan bir sürü insan yazıyor. O dediğiniz fiyatların öyle olmayanı da var, öyle olanı da var. Ben diyorum bak bin liraya da peynir var, yüz liraya da vardır. Marketlerden insanlar bütün kaşar peynirini yazdırıyor. Ama en pahalısını söyleyince en pahalısı olmuyor. Bir de bu Erdoğan düşmanlığı nedir ya bu Erdoğan nefret? Ya bir seçimle değiştirirsin. 20 yıldır bu adam 15 seçimi her seçimde silindir gibi geçti mi muhalefetin üzerinden? Seçim mi kazanabildiniz? 3 tane referandum kazandı. 15 seçim kazandı. 40'tan aşağı oy yok ya Erdoğan'ın bugüne kadar. İlk seçimde 34 aldı. Şimdi bunları görmeden ya da sadece kötü şeydir diyerek değil. Ben şunu da diyenlerden bütün AVM'ler bilmem ne de 10, 10 milyon insan bir yere gidince de 84 milyonluk ülkede herkes her şeyi alıyor. Olmuyor. Doğru. Ama Türkiye'de işte o bazı işte gördünüz işte Türkiye'nin en pahalı şehrinde bilmem et alamıyor bilmem ne yalan kurgu. Baştan aşağı ve o söyleyenler de yalan konuşuyor. Benim ben yani görüşümün yalan konuşuyor. Bilmem ne ayrıca 5 kişi 400 lira bir menü pahalı değil ya. 4 5 kişi ne, ne yiyecek yani kaça yiyecek? Yani bir şey yok. Bir de insanların hepsi her şeyi yapmak zorunda da değil. Onu da söyleyeyim yani mesela herkes pahalı telefon kullanmak zorunda değil. Herkes pahalı arabaya binmek zorunda değil. Herkes keşke binse. Böyle bir dünya yok. Avrupa'ya ben götüreyim onları. Çok gittim kaldım ben oralarda. Zaten Görsün. insanlar yaptıklarından şikayet etmiyor. Yapamadıklarından. Tamam ben de diyorum Anladım. ki iki yıldır bir buçuk yıldır böyle. Bundan önce yapıyordu. O arkadaşlar Erdoğan oy mu veriyordu? Bundan önce ülke süper. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler olduk biz. Bir dünya şey oldu. %8 büyüdük. 2013'e kadar kişi başı 12.500. Dünyanın en iyi hizmetleri burada yapıldı ya. Havalimanları yollar dünyanın en iyi işleri yapıldı burada. O zaman oy mu bu %8 hiç büyümedi. Büyüdük.